Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle ilkokul 4. sınıf din kültürü kitabı 3. ünite öğrendiklerimizi değerlendiriyoruz. Etkinlik cevapları sayfa 87-88. 4. sınıf din kültürü kitabı 3. ünite öğrendiklerimizi değerlendiriyoruz. Etkinlik cevapları. 4. sınıf din kültürü kitabı sayfa 87-88. A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Soru. Din bireyin güzel ahlaklı olmasına, toplumda ahlaki ilkelerin yaygınlaşmasına nasıl katkıda bulunur? Açıklayınız. Din bireylere dürüstlük, saygı, yardımlaşma gibi ahlaki değerleri öğretir. Bu değerler bireylerin güzel ahlaklı olmasına ve toplumda ahlaki ilkelerin yaygınlaşmasına katkı sağlar. Soru. İslam dininin ahlaka verdiği önemi ayet ve hadislerle açıklayınız. Cevap. İslam'da ahlak çok önemlidir. Örneğin muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzeresin. Kalem suresi 4. ayet. Ve ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Hadis-i şerif gibi ifadelerle vurgulanır. Soru. İnsani ilişkilerde sevgi ve saygının önemi hakkında bilgi veriniz. Cevap. Sevgi ve saygı insanları birbirine sağlıklı ilişkiler kurmasını sağlar. Bu duygular toplumda birlik ve huzurun temelini oluşturur. Soru. Anne ve babamıza karşı sorumluluklarımız nelerdir? Açıklayınız. Cevap. Anne ve babamıza sevgi ve saygı göstermeli, onlara itaat etmeli ve ihtiyaçları olduğunda yardımcı olmalıyız. Soru. Kardeşimizle ilişkilerimizde nelere özen göstermeliyiz? Söyleyiniz. Cevap. Kardeşimizle paylaşımcı, saygılı ve sevgi dolu ilişkiler kurmalıyız. Soru. Komşuluk hakları nelerdir? Açıklayınız. Cevap. Komşularımıza iyi davranmak, ihtiyaçları olduğunda yardım etmek, saygılı ve hoşgörülü olmak komşuluk haklarındandır. Soru. Öğretmenimize nasıl davranmalıyız? Belirtiniz. Cevap. Öğretmenimize saygılı, nazik ve sevgi dolu davranmalı, onların emeklerine karşı minnet duymalıyız. B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz. 1. Biz insanı anne babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu minnice sıkıntılar katlanarak taşımıştır. İşte bunun için önce bana, sonra da ana babaya şükür et diye tavsiyelerde bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. Lokman suresi 14. ayet. Yukarıdaki ayetten hangisi çıkarılamaz? A. Allah Celle Celaluhu anneye babamıza iyi davranmamızı emretmektedir. B. İnsan anne babası için çok dua etmelidir. C. Anneler evlatları için birçok sıkıntı ve zorluk çekmektedir. D. İnsan anne babasına karşı minnet duymalı ve teşekkür etmelidir. Cevap. B. İnsan anne babası için çok dua etmelidir. 2. 1. Akrabaları ziyaret etmek. 2. Akrabalarla aynı evde yaşamak. 3. Akrabalarla dayanışma içinde olmak. 4. Akrabaların sevinç ve üzüntüsünü paylaşmak. Yukarıdakilerden hangileri akrabamıza karşı sorumluluklarımız arasında yer alır? A. 1 ve 2. B. 2 ve 3. C. 1, 2 ve 3. D. 1, 3 ve 4. Doğru cevap D şıkkı 1, 3 ve 4 olmalıdır. 4. sınıf din kültürü SDR İpek Yolu Yayıncılık Ders Kitabı sayfa 88 cevapları. 3. Üzüm üzüme baka baka kararır. Atasözü bize neyi anlatmaktadır? A. Arkadaşlar arasında yardımlaşmanın önemi. B. Arkadaşların birbirinden etkilendiğine. C. Arkadaşların birini sevmesi gerektiğini. D. Arkadaşların birbiriyle iyi geçinmesi gerektiğini. Doğru cevap B şıkkı arkadaşların birbirinden etkilendiği olmalıdır. 4. Küçüğümüze nokta nokta etmeyen, büyüğümüze nokta nokta davranmayan bizden değildir. Tirmizi 1.15. Yukarıdaki hadiste eksik bırakılan bölümler hangi seçenekte verilen ifadelerle doğru bir şekilde tamamlanır? A. Yardım merhametli. B. Merhamet şefkatli. C. Merhamet saygılı. D. İyilik merhametli.
Doğru cevap C şıkkı, merhamet saygılı olmalıdır. 5. 1. Arkadaşlarımızı çıkarımız için sevmek. 2. Arkadaşlarımızla iyi geçinmek. 3. Arkadaşımıza karşı saygılı olmak. 4. Arkadaşımıza karşı yumuşak huylu olmak. Yukarıdakilerden hangisi arkadaşlık ilişkilerinde olmaması gereken bir durumdur? A1, B2, C3, D4. Doğru cevap A şıkkı 1'dir. C. Aşağıdaki noktalı yerleri verilen ifadelerle doğru bir şekilde tamamlayınız. Cevap. Dinin emir ve yasaklarına uymak konusunda titiz ve duyarlı davranan kimselere dindar denir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiği belirtilmiştir. Anne ve babaya karşı gelmek, onları üzmek dinimize göre günah sayılır. Akrabalarla iyi ilişkiler kurmaya ve onları ziyaret etmeye sıla-i rahim denir. Namazların her rekatında Fatiha suresinin okunması gerekir. Duaların ve Fatiha suresinin sonunda söylenen amin ifadesi Allah'ım kabul et anlamına gelir. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.